Adıyaman ve 7 ilde vatandaşları işe koyma vaadiyle 1,5 milyon TL dolandıran şahıslar tutuklandı. Edinen bilgiye göre Adıyaman, Ağrı, Bolu, İzmir, Kırıkale, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa illerinde kendilerini Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanı olarak tanıtarak işsiz olan kişilere iş vaadinde bulunan 3 şahıs toplam 32 kişiyle temasa geçti. Bu sözler doğru mu? İddialar doğru mu? İş bulma vaadinde bulundukları kişilerden 10.000 TL ile 80 bin TL'ye kadar değişen miktarlarda paralar alan ve şu ana kadar 1,5 milyon TL toplayan ikisi kadın üç şahsı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri takip aldı. 8 ilde 32 kişiden toplam 1,5 milyon TL alan şahıslar dolandırdıkları kişileri ise işiniz olmak üzere bakanın imzasını bekliyoruz diyerek oyaladı. İş vaadinde bulundukları kişilerden nüfus cüzdanı, diploma, ikametgah, adli belgesi gibi dokümanlar da aldıkları öğrenilen 3 zanlının adresine polis baskın yaptı. Milleti neden dolandırdınız? Bu sözler doğru mu? İddialar doğru mu? Yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirilirken yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.